TV'ye hoş geldiniz. Ben Aysunduz. Bu videomuzda biraz daha üst vücut çalışması yapacağız. Sırt, kol, göğüs kasları. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Ben yine burada tabii ki bu güzel bantı kullanacağım. Diz üstünde bu sefer oturarak başlayacağım. Dizlerinizde problem varsa ayakta yapabilirsiniz ya da bu şekilde durabilirsiniz. Hadi bakalım. Şöyle bir nefes al. Isıtalım bütün omuz eklemini. Hafif geri götürüyorum önce. Ta full daire yapmayacağım. Ve bırakıyorum yere. Tekrar burundan nefes al. Karnın aktifliğini unutma. Nefes vererek tekrar hafifçe geriye gidiyoruz. Yeniden bırak. Bu sefer tamamen götüreceğim. Omuz ekleminde problem varsa zorlama. Full daire yapmana gerek yok. Arkaya doğru gidiyorum. Al nefes yukarı. Ve vererek bırak. Hadi iki tane daha yapalım. Yukarı. Uzan nefes al. Vererek geriye doğru götürüyorum. Al nefes. Ve vererek bırak. Sonuncu. Yukarı doğru kaldır. Tekrar geriye doğru. Şöyle bir aç bantı. Burada bekle. Göğsü de hafifçe yukarıya uzat. Yükselt. Ve sonra dikleş. Ve tekrar bantı öne getireceğim. Şöyle biraz kısalttım. Ve yukarıya uzatıyorum. Şimdi dirsekleri hatta önce böyle göstereyim. Dirsekleri bükerek bantı indiriyorum aşağı. Bakın dirseklerim biraz arkaya gitti. Ben hala karşıya bakıyorum. Değil mi? Burada şu tarz şeyler yok. Geriye doğru açılmadım. Hala dik durarak ve yukarı. Nefes vererek. Karnın aktifliğini unutma. Kaburgaları ileri itmek yok. Nefes vererek. Ve alarak tekrar yukarı. Devam. Hadi 4 sayı daha yapalım. 4 ve yukarı, 3 ve yukarı, sırtı hissetmeye başlayacaksın, 2 ve şimdi burada kal, hadi sağ kolu yana doğru aç, 1, 2, 3, devam, 4, 4 sayı daha, 3, 2, hadi sol, aç yana, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve hadi çift kol. 8, 7, 6, 5 ve 4, 3, 2, son bir tane. Süper. Ve bantı öne doğru getir. Bacakları öne uzatacağız şimdi. Ben size tekrar yan gösteriyorum. Çünkü hafif bir geriye yuvarlanışla beraber yapacağız. Roll down, biceps curl. Sırt dik. Oturma kemiklerinin üstündesin. Al nefes ve vererek arkaya doğru hafifçe yuvarlandır. Kolları kaldır ve yüksekliğini koru. Dirsekleri aşağıya düşürmeden. Nefes vererek bük. Ve aç. Hadi ki. Aşağı indirmiyorum dirsekleri. Yani bakın bu şekilde değil. Masanın üstüne koymuş gibi düşün kollarını. Devam. 8 sayı daha yapacağız. 8, 7, 6, 5 ve 4 ve 3 ve 2 ve son ve aç. Süper. Ön kol kaslarını hissetmiş olman lazım. Öne doğru gel. Şimdi tek bacağımı dizden bükeceğim. Rahat çıkardım ve bir bacağım uzun. O uzun bacağı kolun. Arkaya doğru çekiyorum şimdi çünkü arka kol kaslarını çalışacağım. Tamam. Şu tuz dökme kası olanlar. Dirseği geriye doğru aldım. Sırtı öne doğru uzatıyorum. Boyun omurgayı takip ediyor. Nefes vererek aç geriye doğru. İyice dirseği açman lazım. Arka kolu güzel hissedebilmen için. Bileğine dikkat et. Hareketi bilek yapmıyor. Sabit koru. Üst kolunu sanki arkada biri tutuyor, onu kıpırdatmıyorsun. Omuzla dirsek arası. Sadece dirsekten aşağısıyla yap hareketi. Hadi 6 sayı daha. 16 yapıyorum. 5, 4, 3, 2. Hatta burada kal ve ufak ufak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sık. Ve bırak. Süper. Bacak değiştireceğiz ve ben yine siz daha rahat görün diye diğer tarafa dönüyorum. Siz olduğunuz gibi kalın lütfen.
Dirseği geriye doğru çektim, sırtı öne doğru hafifçe uzattım. Diğer kolum dizimin üstünde diye dinleniyor. Ve nefes vererek açıyorum geriye doğru. Üst kol sabit. Yine 16 sayı. Bantın direnciyle oynayabilirsin her zaman. Tabii iki kolu da eşit yapmaya çalış. Kısaltırsan daha fazla direnç olacaktır. Daha uzun tutarsan daha az hissedeceksin. İyice aç arkaya doğru. 8 sayı daha. 7. 6. 5. 4. İt geri. 3. 2. Hadi ufak ufak. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sık ve bekle. Ve bırak. Çok güzel. Şimdi çift bacak önde uzun. Ve dizlerini hafif bükebilirsin istersen. Demin de ne demiştik? Önemli olan dik oturmak. Yani bacaklarım düzken böyle oturuyorsam hareketin gerçekten bir önemi kalmayacak bizim için. Hiza pilateste en önemli şeylerden biri. Dizleri hafif bük, kolları aşağıya doğru sarkıt. Bileklerime bakın, bükülmüyorlar. Yere doğru düz uzanıyorlar. Sırt upuzun. Omuzları bırak rahat, boyun rahat. Nefes vererek çek geriye. İyice arkaya doğru. Tabii ki yine hiçbir şeyi bozmadan. Kaburgalar öne doğru fırlamıyor. Karın aktifliğini koruyor. Sırt uzun. Başın üstünden tavana uzanışı hissetmeye çalış. Yine tüm arka kısım, özellikle arka kollar yanmaya başlayacak. 8 sayı daha. 7. 6. 5. 4. Hadi 3 sayı daha yapalım. Hadi 2. Arkada kal küçük küçük. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Sık. Ve bırak. Süper. Ve size doğru dönüyorum. Ve bantı çapraz ve kısa tutuyorum. Biraz daha kısalttım. Yine biraz daha üst sırta doğru. O tam aradaki kası çalışacağız. Kürek kemiklerini. Nefes vererek yeniden dimdik oturdum. Dirsekleri açarak çekiyorum. Ve nefes alarak bırak. Nefes vererek çek. Ve alarak bırak. Devam. Dirsekler omuz hizasına kadar kalkabilir. Daha yukarı çıkmasın. Burada unutmayın, çekiş bu şekilde değil. Rahat bırak, kürek kemiklerin arka ceplere doğru düşsün. Yani şu arkadaki iki kemik. Omuzlar kulaklardan uzak. Sık sık duyduğunuz şey. Devam. Çek geriye doğru. Yine 15 ya da 16 sayı yapabilirsiniz. Bu arada dik oturmayı unutmayın. Karnın aktifliğini hep hatırlayın. Şimdi çek ve kal. Tut bekle. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, süper ve bırak. Güzel, biraz da omuzları çalışalım. Ne dersiniz? Diz üstüne geleceğim. Buradan hemen şöyle dizlerimin altına doğru koyuyorum bantı. Bakın bu şekilde tuttum ve hemen kolları yukarı aldım. Okey, buradan yukarı doğru iteceğiz. Eğer çok ağır gelirse bantınız kısa olabilir, ağır olabilir. O zaman bu şekilde oturabilirsiniz. Ve kolları koruyorum. Yüksekliğini nefes vererek it yukarı. Omuzlar kalkmıyor kollarla beraber. Yukarı doğru kolları götürürken omuzlarım hala yerin. İt. Çok güzel. Yine 15 ya da 16 sayı. Hadi 8 sayı daha yapalım. 7. 6. Hadi 5. 4. 3. 2. Son kez. Süper. Tut ve kal. Biraz beklet. Beklet, beklet, beklet. Omuzları hissedeceksin. Ve bırakıyorum yere. Ve bunu da bitirdik. Bantı çıkardım. Push-up yapmaya ne dersiniz? Kol, göğüs deyince her zaman ilk akla gelenlerden biri. Hemen tekrar elleriniz de metil içinde kalacak şekilde dizlerimin üstündeyim. Bakın buradan ağırlığımı şuraya doğru almam lazım. A shape yapacağım. Yani kollarım ne çok açık ne çok vücutta kilitli. Okay? Hafif dirsekler dışa doğru gidecek. Gövde yanını takip ederken. Ve nefes alarak aşağıya doğru iniyorum. Yavaş yavaş yere doğru göğsü yaklaştırdım. Bakın karın, göğüs
yüz aynı anda yere yaklaşıyor. Ve itiyorum. İsterseniz daha küçük açıyla yapabilirsiniz hareketi. Nefes alarak aşağıya doğru yaklaş. Ve nefes vererek yukarı it. Bir 8 sayı yapalım, ne dersiniz? 3 ve yukarı. Hareketin hiçbir yerinde çok fazla acele etmemeye çalış. 4 in ve 5 in ve 6 in ve 7 in. Hadi son kez 8 ve geriye doğru otur. Biraz kollara da iyi gelecek bu. Ve yukarı yüksel. Ve son bir hareket. Hani çoğu zaman giyinirken şikayetçi oluruz. Tam buralardan. İşte oralara da iyi gelebilecek bir şey. Bantı arka tarafa doğru geçirdim. Şöyle sırtıma doğru. Bu sefer bu şekilde tutuyorum. Avuçlarım yukarı doğru bakıyor. Birazcık böyle kısa yapalım bantı ki biraz daha iyi hissedelim. Ve nefes vererek uzat ileri. Ve çek. Hadi tekrar. Uzan. Güzel. Ve 3. Ve 4. Kolları da hissedeceksiniz burada. Ve 5. Harika. İleri doğru iyice. Devam. Bir tane daha yapalım. Ver ve aç. Burada kal. Öne doğru getir. Ve aç tekrar. Nefes ver. Ve aç. Nefes ver. Ve aç. Yaklaşık göğüs hizasında tutuyorum. Ne daha aşağıda ne daha yukarıda. Sanki böyle birine sarılır gibi düşünün. Devam. Pilates'te komik bir ismi var. Hugge Tree. Ağaca sarılmak gibi. Hadi bir 8 sayı daha. Nefes ver. Hadi 7. 6. Bitiyor 5. Ve 4. Çok az kaldı. Hadi 2. Ve son kez. Süper. Ve bugünlük üst vücut antrenmanımız bu kadar. Unutmayın, önceki videoları da hepsini bir arada kullanabilirsiniz, bir ders çıkarabilirsiniz kendinize. Ya da isterseniz bu hareketleri set set uygulayabilirsiniz. Bir hareketi 2-3 sette yapabilirsiniz. Aslında Pilates'te set sistemi yok ama evde çalıştığınız zaman bundan bir sakınca gelmez. Görüşmek üzere.